Hapar ekranlarından bugünler efendim hafta ortasındayız. Bugün 1 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Yaklaşık 1 saat boyunca paraya yön veren haberlerle gündemle karşınızda olacağız. Başlıyoruz. Başlayacağız ilk olarak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. Toplantıda aşılamanın iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilemesi öne çıkarken dış ticaret açığı verileriyle beraber bu açığı veren ülkelerle swap anlaşması yapma isteğini de sürdüğü vurgulandı diyebiliriz bir taraftan. Türkiye 2021 yılı ikinci çeyreğinde %21,7 ile rekor bir büyümeye imza attı. Bu dönemde gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetlerde hizmetler %45,8, sanayi %40,5 artış gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 581 milyar 120 milyon lira oldu. İhracata Turkality desteği geliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiziki olmayan ihracatı artırmaya yönelik ciddi destekler üzerinde çalışıldığını söyledi. Öte yandan bugün açıklanan bir diğer önemli veri ise o imalat PMI rakamı oldu. Endeks 54,1'e yükselerek Ocak ayından bu yana en yüksek performansını gösterdi. Küresel başlıklara da bakacağız elbette. Küreselden de imalat verilerini alıyoruz. Euro bölgesinde imalat PMI Ağustos'ta 61,4 puana çekilerek beklentilerin altında kalırken Almanya'da imalat PMI son 6 ayın en düşük düzeyi olan 62,6 puana geriledi. Öte yandan Çin emtia fiyatlarına baskıya devam ediyor. Hükümet rezervlerinden 150 bin ton bakır, alüminyum ve çinko sattı. OPEC Plus grubu Temmuz ayından bu yana ilk kez bugün toplandı. Örgüt petrol talebinde yukarı yönlü revizyona karşın aylık 400 bin varil günlük olarak üretim artışına odaklanıyor diyebiliriz. Özetler böyle, detaylar bültenimizde. Evet, şimdi piyasalara bakacağız. Küreseldeki son durumu alacağız. Philip Capital Yurt Dışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kıratlı bize yurt dışı piyasaların gündemini aktaracak. Hoş geldiniz. Gündem için sözü size bırakalım. Merhaba, hoş bulduk Gözde Hanım. Hemen başlıyorum. Bu sabah Asya seansında hisse endeksleri genel itibariyle artıda kapattı. Çin'de imalat PMI verisinin 49,2 ile daralma bölgesine gelmesine rağmen Hong Kong ve Çin endeksleri genele uyarak hafif artıda işlem gördü. Diğer yandan günün önemli haberi ECB yetkililerinden yapılan açıklamalarda varlık alımlarında yavaşlamaya yönelik sinyaller verildi. ECB Başkan Yardımcısı Euro bölgesi ekonomisini Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha hızlı büyüdüğünü belirten ve konseyin bir sonraki toplantısında bankanın büyüme tahminleri de yukarı yönlü revizyona işaret eden yorumları Avrupa'ya pozitif yansıdı. Bu gelişmeler Avrupa Merkez Bankası'nın FED'den rol çalıp çalmayacağı sorularını da akılda getiriyor. Bu tür bir gelişme Euro pozitif fiyatlamaya neden olacaktır. Bu nedenle 9 Eylül'deki toplantı artık daha önemli ve hatta toplantıya kadar Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden yapılacak açıklamalar bile önem kazanıyor. Euro-Dolar paritesi dün 1.18 bölgesindeki 50 günlük hareketli ortalamayı test etti ve şu an bu bölgenin üzerinde seyrediyor. Ancak Şahin açıklamalar ile dünkü yayında belirttiğimiz üzere 1.19 bölgesinde test etmeye çalışabilir. Nitekim bu beklentiyi destekleyecek şekilde raporlara göre de hedge fonlar 2 haftadır euro pozisyonlarını artırıyorlar. Avrupa Merkez Bankası açıklamaları tahvil piyasasına da etki ederek Amerikan 10 yıllık tahvillerinin yükselmesine neden oldu. Aynı şekilde hareketlilik İngiliz ve Amerika 10 yıllık tahvillerine de yansıdı. Petrol cephesinde ise dün akşam açıklanan API stokları beklentinin altına gelince petrole alım geldi. Bugün OPEC toplantısına muhtemelen günde 400 bin varil üretim artışı için bir karar çıkacak. Bu şekilde bir karar petrol üzerine baskı oluşmasına neden olabilir tabii. Petroldeki baskının daha belirgin işareti bizce petrol hisselerinde geçen haftadan bu yana görülen isteksizlik. S&P 500 endeksi rekorlar kırarken enerji endeksinin zayıflık göstermesi,
tarihsel olarak petrolde de zayıflık olabileceğini işaret ediyor. Bu anlamda OPEC toplantısı sonrasında petrolde kısa pozisyonlar deneyebileceğini düşünüyoruz. Ancak önce karar görmek yerinde olacaktı. Bu da Asya talebinin tüketimi artıracağı ve pandemik sınırlama önlemlerinin gevşetilmeye başlaması bir katalizör olacaktır. Bugün yaklaşık 15 dakika sonra açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi oldukça önemli. 613 bin olarak beklenenden daha yüksek bir rakam tahvil alımlarının derhal azaltılmasını tetikleyebilecek türden bir rakamın önceden uyarısı olarak alınabilir. Bunun yanında ISM imalat verileri de oldukça kritik. Dedim, en son nispeten güvercin açıklamaları sonrasında çok güçlü veriler görmek bugün hafif artıda olan piyasaları da biraz sarsabilir diyorum. Ve hisse önerilerimize geçiyorum. İlk isimiz TGX. Argus alt tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat 86 dolar. Bu bir Amerikan çok uluslu ucuz giyim ve ev ürünleri perakendecisi. Şirket dünyanın birçok ülkesinde ülkelerdeki zincir mağazalarıyla faaliyet gösteriyor. Covid-19 ile ilgili endişeler devam ederken Argus perakende sektörünün güçlenme sürecinde şirketin uzun vadeli beklentileri ve yönetimin mal tedari sürecinin ve satıcı ilişkilerini iyileştirme yeteneği konusunda iyimser. Şirketin avantajı satıcılardan temin ettiği tanınmış markaların benzersiz ürünleri rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunması. İkinci hissemiz ise Acuity Brands. Bu da Credit Suisse Endeks üstü getir tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat 212 dolar. Acuity Brands, Kuzey Amerika'da ve uluslararası alanda aydınlatma ve bina çözümleri ve hizmetleri sunuyor. Kuzey Amerika'da inşaat pazarlarının döngüsel olarak toparlanmasını, istikrarlı enerji verimlerinden yararlanması, faaliyet marjını genişletme yeteneği ve cazip fiyata şirketi çekici kılıyor. Credit Suisse idari giderlerinin satışlarının %12-13 olarak tahmin ediyor ve şirketin yaklaşık %42'lik bir brüt kar marjı hedeflemesini bekliyor. Benim bugünden aktaracaklarım bu kadardı. Size iyi yayınlar diliyorum. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Küresel piyasaların gündemini aldık. Philip Capital Yurtdışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kırat da bizimle birlikteydi. İkinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığından bahsettik. Rekor rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi muhabir arkadaşımız Rıfat Fırat'a gideceğiz. Konuğu Orhan Aydın'la değerlendirecek bu rakamları. Ben dönelim Rıfat'a, hoş geldin diyeceğiz birazdan. Şimdi büyüme rakamlarıyla ilgili detayları bir baktığımızda Lütfü Elvan'ın yaptığı açıklamalar vardı. Özellikle bu rakamlarla ilgili. Detaylara baktığımız vakit %57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini görüyoruz bir taraftan. Sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyüme olması elbette önemli. Bu konunun da altı sık sık çiziliyor. Bu tarz bir büyüme için, sürdürülebilir, kapsayıcı bir büyüme için enflasyon, keza düşük enflasyon haliyle kur istikrarı ve öngörülebilir kritik öneme sahip deniyor Lütfü Elvan'ın cümlelerinde. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız gibi bir değerlendirmede bulundu Lütfü Elvan bu büyüme rakamlarına dair. Evet, şimdi bir değerlendirme alacağız demiştik ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili. Rıfat Fırat'a dönüyoruz. Konuğu Orhan Aydın'la bizimle birlikte. Hoş geldin Rıfat. Değerlendirmeleriniz için sözü size bırakalım. Hoş bulduk, teşekkürler. İş dünyasının önemli aktörlerinden büyüme yorumları almaya devam ediyoruz. Yanımızda ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın var. Öncelikle hoş geldiniz diyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Tabii 21.7'lik bir büyüme var efendim. Öncelikle bu sıcak gelişmeye ilişkin yorumunuzu alalım. Evet. Dün yine A para ekranlarında değerlendirme yapmıştık beklentilerini. Aslında reel sektörün neler, nasıl bir rakamla karşılaşacağını az çok yorum yapma imkanımız olmuştu. %20'nin üzerinde bir büyüme bekliyorduk. Aslında 21.7 rakamı yine bizim beklentimizin bir miktar üzerinde bir büyümeyle çok şükür ve yine bakıldığında ikinci sıraya oturmuş olduk en çok büyüyen ekonomiler arasında. Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sıradayız. Ve rakamlara bakıldığında %21.7 ile Türkiye, ilk sıradaysa Birleşik Krallık'ta da %22.1 gibi çok az bir farkla önümüzde yer alıyor. Ve inşallah biz reel ekonomideki sanayiciler olarak üçüncü çeyrekte inşallah ilk sıraya oturacağımıza da bu rakamlar, bu veriler işaretçisi olduğunu görmekteyiz. Ve inşallah bu büyümenin özellikle açıklanan rakamlara bakıldığında sanayi tarafındaki büyümenin, ihracatın etkisinin, ihracat ve sanayi tarafının toplam büyümede %11 lira yakın bir etkisinin olmuş olması da ayrı bize heyecan katmış oldu. Çünkü bu rakamlar bizim artık sürdürülebilir bir büyümede artık buraya girdiğini ve bu şekilde 3. çeyrek ve 4. çeyrek olarak
beklentimizin dün de ifade etmiş olduğum gibi %8'lik bir büyümenin üzerinde bir büyümeyle, %10'lara yakın bir büyümeyle inşallah kapatacağını görmekteyiz. Bugün kaldı ki bazı kurumlar işte tekrar büyüme beklentilerini artırmaya başladılar. Örneğin Moody's %5'ten %6'ya çektiler ve bu rakamlar da artarak devam edecek 3. çeyrekteki. Çünkü gerek turizmin etkisi, gerekse gıda tarafındaki 3. çeyrekteki hareketlilikle birlikte, bununla birlikte tekstil sektöründeki önemli ihracat rakamlarına ulaşmamızla birlikte inşallah 3. çeyrekte yine bu rakamlarda büyüme ve ilk sırada büyüme artık hedefimizi artık ilk sıraya koyduk. Daha önce ilk 3 ekonomi arasında olma arzusundaydık. 2020 yılından bu yana ve 2021'in ilk çeyreğinde Çin'den sonra ikinci ekonomi olduk. Ve bugün bakıldığında da, bugün TÜİK verilerine bakıldığında da Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sıraya oturmuş olduk. Ve inşallah 3. çeyrek ve 4. çeyrekte de biz Türkiye ekonomisi olarak ilk sıraya oturacağımıza inşallah hedef olarak koyduk önümüze. Bunun için tüm sanayiciler olarak gayret edeceğiz. Evet, tabii biraz da büyümenin alt metinlerine inelim istiyorum. Özellikle sanayi sektörünün büyümede %40,5'lik bir katkısı var. Evet. Nasıl yorumlarsınız öncelikle? Evet, işte aslında bizi en çok heyecanlandıran kısmı bu büyümedeki rakamlardaki hep sanayi tarafının nerelerde olduğu. Sanayi demek beraberinde istihdamın da aslında katkısı demektir bu. Sanayi tarafında büyüme ülkemizin hem yerleşmiş olması, birçok alanda artık kendine yetebilir alanlarda büyüyor oluşumuz, bununla birlikte istihdamın da en üst seviyelere ulaştığını işaretçisidir ve %41'lere yaklaşmış bir sanayi etkisi inşallah sürdürülebilir bir büyümenin işaretçisidir. Çünkü bazı alanlarda, bazı zamanlarda ve bazı sektörlerde anlık büyümeler olur. Ancak sanayi tarafının büyüyor oluşu şunu ifade eder, önümüzdeki süreçte de aynı şekilde en az bu rakamlarda büyüyeceğini ifadesini sağlar. Çünkü sanayi kapasite kullanım oranlarında büyümeyi dün de bahsetmiştik. %80'lere yaklaşmış bir büyüme beraberinde artık yeni yatırım yapın çağrısıdır bu. Ve yine bugün TÜİK verilerine bakıldığında ciddi manada makine tarafında yapılan yeni yatırımların da artışını görmekteyiz. Tüm bu sıkıntılara rağmen pandemi koşulları, efendime söyleyeyim yaşanan birçok ekonomik krize rağmen ve ülke ekonomisi olarak dünyada bakıldığında en çok faiz yükünün olmuş olduğu bu dönemde birçok ülkeye, rakip ülkelerimize, Avrupa Birliği'nden tutunuz, Asya tarafındaki ülkelere bakıldığında, yani bizim ekonomideki, sanayideki rakip ülkelerimize baktığımızda biz tüm koşullara, tüm zorlu koşullara, bu faiz oranına rağmen hala yatırım yapmaya, büyümeye devam ediyoruz. Ve bu etki de bugün sanayinin etkisi, ihracatın etkisi yine değerli sanayicilerimizin katkılarıyla olmuştur. Ben hepsine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü ülke ekonomimiz artık sanayi ile büyüyen, katma değeri yüksek ürünlerle büyüyen ekonomiler arasına girmiştir. Ve ilk 10 ekonomi arasında olma hedeflerine de adım adım yaklaşıyoruz inşallah. Çünkü 3. çeyrekte de son 2 ayda Temmuz ve Ağustos ayı verilerine bakıldığında ihracat tarafında da ciddi bir büyümeyle karşı karşıyayız. Temmuz ayında bir hafta kapalı olmamıza rağmen önemli bir ihracat tarafında büyümeyle kapattık. Ağustos ayı da aynı şekilde önümüzdeki günlerde açıklanacak ihracat verileri. Orada da heyecanla bekliyoruz. İnşallah iyi verilerle karşılaşmış olacağız. O yüzden inşallah bu %21,7'lik büyüme, özellikle sanayinin katkısıyla, ihracatın katkısıyla olan bu büyüme ülkemize büyük değerler katacaktır. Ve yıl sonunda inşallah arzulamış olduğumuz rakamlara gelmiş olacağız. Tabii efendim, istihdam tarafında da 6,9'luk bir katkı var büyümeye. Önümüzdeki günlerde istihdam rakamları da açıklanacak. Önümüzdeki süreçte istihdamın daha fazla katkı sağlamasını bekliyor musunuz? Evet, biz ASKON olarak uzun süredir üzerinde durmuş olduğumuz konu istihdam ve enflasyon üzerineydi. Ve enflasyonla mücadelede maksimum seviyede Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Tabii ki burada faizin etkisi şüphesiz var. Ancak bugün istihdamın katmış olduğu değere bakıldığında Anadolu'daki artık yatırımlarla birlikte Anadolu'da yapılan bu yeni istihdam alanları, Anadolu'nun tüm şehirlerinde bugün Şırnak'tan tutunuz, Şanlıurfa'sından tutunuz, Konya'sından Diyarbakır'ına kadar, Karadeniz'in tüm illerine kadar artık sanayi görmekteyiz. Ve Anadolu'da bugün bakıldığında işte Tokat'ından Sivas'ında artık neredeyse işsizlik oranları minimum seviyelere gelmiş durumda. Bu da
buradaki büyük sanayicilerimizin, özellikle ham madde yatırımında bulunan sanayicilerimizin artık Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yeni yatırımlar, yeni sanayi noktalarını sağlamasıyla birlikte oluyor. Ve bakıldığında makinalaşmalının artışı beraberinde, biraz önce de ifade ettiğim gibi, istihdamda da bir artışı beraberinde getiriyor. Ve bizim en büyük sıkıntılarımızdan olan bu istihdam sorununu da inşallah bu büyümenin, özellikle sanayinin katkısıyla olan büyümenin istihdama önemli katkıları olacaktır. Bu da 3. çeyrek ve 4. çeyrekte de istihdamın değeri daha da artarak inşallah güzel rakamlarla kapatmış olacağız bu seneyi. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz efendim. Ascon Genel Başkanı Orhan Aydın'la 21,7'lik büyümeye ilişkin değerlendirmelerini aldık. Sözü şimdi merkeze bırakalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Rıfat Fırat. Büyüme ile ilgili değerlendirmeler, yorumlar almaya devam ediyoruz. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu konuyla beraber. Orada da DASO Başkanı Nurettin Öz'le birden yorumlar alacağız. Hemen dönelim. Hoş geldiniz diyelim ve yorumları almak üzere sözü Murat Ovucu'ya bırakalım. Teşekkürler Duygu. Sabah açıklanan %21,7'lik büyüme 98 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek büyüme rakamı olarak dikkat çekiyor. Zaten beklentiler %20'nin üzerinde bir büyüme şeklindeydi. Ancak tabii bu büyümeyi getiren faaliyetler önemli. Bunlardan öne çıkan başlıklardan bir tanesi de sanayi başlığı. Biz hem büyüme rakamlarını hem de bu sanayi alanındaki büyüme etkisini konuşacağız. Konuğumuzda Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir. Öncelikle hoş geldiniz yanımıza. Sizin de beklentilerinizden çerçevesinde gerçekleşti sanırım. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetiminin, sanayinin beklentisi %20'nin üzerinde bir büyümeydi. Öncelikle evet, nasıl değerlendirirsiniz rakamı? Önce şunu söyleyeyim. Sanayi üretimindeki gösterilen performans ve 2020 yılında Türkiye'nin büyümesini sırtlayan sanayi, ben biraz daha yüksek bekliyordum şahsi olarak. Buradaki arkadaşlarım da şahitlerdir. Ama son derece güzel bir rakam. 21,7'lik bir büyüme. Gerçekten son yıllarda gördüğümüz ümit veren son derece önemli bir büyüme. Bu büyümenin alt detaylarına baktığımız zaman aslında kamu harcamalarının neredeyse büyümeye hiç etkisinin olmadığı, ihracatın, iç pazardaki tüketimin önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Sevindirici taraflarından bir tanesi de sermaye malı oluşumundaki artış. 2013 yılına kadar son derece kuvvetli devam eden, daha sonra ivmesini kaybeden, hatta 2018-2019'da da negatife dönen sermaye oluşumu bu yıl %30'luk bir performans göstererek çok ciddi ileriye dönük üretim hacmimizin artacağı, pazar taleplerinin daha iyi karşılayacağı beklentilerini oluşturan önemli bir gelişme. Bu anlamda çok kıymetli bir büyüme. Zaten bütün dünyada yavaş yavaş Türkiye'nin büyüme rakamlarını revize etmeye başladılar. Burada siz daha fazla bekliyorum dediniz. Muhtemelen ikinci çeyrekteki sanayi üretimindeki artışlar beklentinizi arttırdı. %66, %40'ın üzerinde. %45'lik, %43,4'lük imalat sanayinde bir büyüme yakaladık. Bu gerçekten çok güzel bir rakamdı. Ben buna bağlı olarak biraz daha fazla bekliyordum. Zaten biz gerek kapasite kullanım oranları, gerek sanayi üretimi, gerekse stoklardaki değişimler, tüketimdeki şeyler, hareketlilik, bu şeyi ikinci çeyrekte de iyi bir büyüme rakamını yakalayacağımızı gösteriyordu. Ama bunun içerisinde sanayinin %40'lık, emalat sanayinin %43,4'lük şeysi, performansı gerçekten bizi etkiledi. Sanayinin bu yüksek performansına bağlı olarak hizmet sektörünün de az çok işte turizmin canlanmasıyla beraber onlar da %45'lik bir katkısı var. Bu katkılarla beraber ben biraz daha fazlasını bekliyordum ama olmadı. Çünkü finans sektörü bu sefer, evet, bütün sektörler iyi giderken finans sektörü bizi biraz daha aşağıya doğru çekti. Ondan dolayı %21,7'de kaldık. Şimdi burada bir baz etkisi söz konusu elbette. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında, ama baz etkisini çıkardığımızda yine küçümsenemeyecek ciddi bir büyüme söz konusu galiba.
Doğru. Baz etkisinde geçen sene ikinci çeyrekte %10'un üzerinde bir daralmayla kapatmıştık. Baz etkisi burada son derece önemli ama gene de büyük bir şeyimiz var, ivmelenmemiz var. Ancak bu ivmelenmede ciddi de bir yavaşlama söz konusu. Birinci çeyrekte 2.2 çeyreklik bazda, çeyrekten çeyreğe 2.2 büyürken şu anda 0.9'a, yani 1'e inmiş durumda bu büyüme. Üçüncü çeyrekte fena geçmedi. Muhtemelen buna yakın bir şey, yani çeyrekten çeyreğe büyüme olarak bu civarda bir büyüme gelebilir diye tahmin ediyorum. Benim kafamı karıştıran başka şey var. Sayın Hazine Maliye Bakanımız yıl sonunu %8 büyümeyle kapatırız demişlerdi. Şu andaki zaten birinci, ikinci çeyrek ortalaması neredeyse %8'e tekabül ediyor. Yakın bir rakama geliyor. Bundan sonra yani sıfır bile çeksek %8'i garantilemiş durumdayız. Bunun üzerinde bir büyümenin, belki 9-10 civarında bir büyümenin gelmesini de temenni ediyoruz. Orada, geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan'ın AK Parti milletvekilleri yapmış olduğu bir toplantıda 9,5 telaffuzu da oldu. Yani 9,5'u da bulabilir gibi bir ifadesi de vardı. Demek ki önü açık orada. Bulabilir. Ümit ediyorum. Yani hala kapasite kullanım oranları ve PMR endeksleri pozitif bölgede kuvvetli olarak seyrediyor. En son hatırladım 54'ler civarındaydı PMR endeksleri. Bu beklentilerin yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün açıklandı, evet, %54.1, hatta evet. 10 sektörden 9'unda artış, evet, var. Evet, yani bu önümüze daha ümitli bakmayı gerektiren bir veri. Gerek dünyadaki işlerin düzene girmesi, ki bunu biz ihracat rakamlarında görüyoruz. Orada %56'lık bir artış var. Çok önemli, kıymetli bir artış. İthalat bunun tam tersine %19'luk bir artış var. 19 küsürlük bir artış var. Gerek dünyada gerekse ülkemizde normalleşmeyle beraber bu şey performansımızı inşallah devam ettiririz. Yani bu pandemi ve yeni varyantların devreye girmesine rağmen ekonomi büyümeye devam ediyor. Burada tabii birinci çeyrekte de çok dikkat çekiciydi. Mal ve teçhizat yatırımları %30'un evet, üzerinde bir artış göstermişti. Evet. Şimdi bugünkü rakamlarda da yine oldukça dikkat çekici. Belki de yani son yıllarda hatırladığım en yüksek rakam %35'in evet, üzerinde bir artış vardı. Evet. %35.2. Bu da herhalde önümüzdeki sürece ilişkin önemli bir gösterge olsa gerek. Tabii, enteresan bir şey aslında. Bütün dünyada tedarikle ilgili, yani talebe yetişememeleriyle ilgili bir sıkıntı var. Bu bizim ülkemizde de aynı şekilde. Bunun kökenine indiğiniz zaman malzeme tedariki, ana girdilerimizin tedarikiyle ilgili bütün dünyadaki yaşanan sıkıntılar, gerekse emtia fiyatlarındaki artışlar filan, bunlarla etkili. Buradan dolayı imalatımızda bir takım yavaşlamalar olmasıyla birlikte, ama bu talebe yetişebilmek ve bu ileriye insanlarımızın ümitli olarak baktıklarının bir işareti olarak da yatırımlarına devam ediyorlar. Gerçekten son derece kıymetli bir şey. İşsizlik çaresi burada. Yani biz yatırımlar ne kadar çoğalırsa istihdam imkanı o kadar artar, ama biz sanayici olarak hala parantez içerisinde söylemeliyim, eleman bulmakta son derece zorluklar yaşıyoruz. Peki yatırım demişken, yatırım demek bir maliyet demek. Özellikle bu büyümenin tabiri caizse kredi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor olması da enteresan bir veri olsa gerek. Çünkü faizlerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu büyümenin içerisinde krediyle bir büyüme mi, yoksa öz kaynakta bir büyüme mi, nasıl bir çerçeve çizersiniz buna ilişkin? Şimdi tabii yani bu kadar büyük bir yatırımı öz kaynakta yapabilmek mümkün değil. Mutlaka finansal kaldıraç olması gerekiyor. Bu anlamda faizlerin yükselmiş olması, hem alternatif getiri açısından hem de yatırımın finansmanı açısından hız kestiren bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda son derece haklı. Ama unutmamamız gereken bir husus daha var. Özellikle sanayicinin indirilecek KDV, devreden KDV alacağı diyelim,
100 milyarın üzerinde bir paradan söz ediliyor. Bu para bizim elimizde olsaydı daha fazla yatırım yapabilirdik, daha fazla iş yapabilirdik. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bizim enflasyonumuz %45 ise %45 de kamunun elinde eriyen bu kaynaklarımızın bir an evvel bize iade edilmesinde veya kullandırma imkanlarının araştırılmasında, yani illa bunu nakit olarak ödemek mecburiyetinde de değiliz. Çeşitli alternatif metotlar geliştirilebilir. Hem daha fazla iş yapmak, hem daha sonucunda da daha fazla vergi vermek suretiyle piyasaları canlandırmak da mümkün. Bu alternatifleri de ilgili bakanlarımıza, ilgili bürokratlarımıza arz ettik. Ümit ediyorum ki Avrupa ülkelerinin kullanmış olduğu, istifade etmiş olduğu bu imkanlardan ülkemizde istifade edebilir ve yatırımların bu kadar faizin yüksek olduğu dönemde negatif faizde kamuda bağlanmış olan özellikle sanayicilerin alacaklarının devreye sokulmasıyla yeni kaynaklar yaratılmış, yeni yatırımlar yapma imkanında öne açılacağına inanıyorum. Tabii bu büyümenin gerçekleştiği dönem bir şekilde pandemi kapsamındaki kısıtlamaların kalktığı, normalleşmenin daha da belirginleştiği bir döneme tekabül ediyor. Şimdi dünyada her ne kadar aşılamanın artmış olması önemli bir gelişme olsa da yine bir tedirginlik söz konusu. İlerleyen dönemde sizin beklentiniz yeniden dünya ekonomisinde bir kapanma gerçekleşme ihtimali üzerinde midir? Yoksa bundan sonra herhangi bir kapanma olmaz, aşılama giderek yaygınlaşıyor ki sizin de Türkiye'de bu konuya ilişkin çağrılarınız oldu. Aşılamanın yaygınlaşması konusunda, evet. Sanayi sektöründe. Öncelikle bunu bir görüşünüz nedir? Ardından aşılama konusuyla ilgili de başka bir sorum olacak. Şimdi nasıl biz hayatta kalmaya devam etmek istiyorsak virüs de aynı şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. O da devamlı mutasyonlar yoluyla kendisini geliştiriyor. Bu şartlar altında bizim daha dikkatli olmamız gerekir. Aşılamayı tam olarak yapmamız gerekir. Aşı olsak bile kendimizi korumakla ilgili şahsi olarak almamız gereken tedbirleri almamız ve bu kurallara da uymamız gerekir. Bu virüs varyantlarıyla birlikte daha uzunca bir süre bizleri etkileyecek gibi gözüküyor. Bizim artık bu virüsle birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani bizim hayatımızı virüsün idare etmesine müsaade etmeyip bizim tedbirlerle kendi hayatımızı kendimizin yönetmesi son derece önemli. Burada kamunun, devletin yapabileceklerinden daha ziyade bizim tek tek, fert fert yapmamız gereken, uymamız gereken kurallar var. Başında birincisi aşı, ikincisi sosyal mesafe, maske son derece önemli. Özellikle önümüzdeki hafta okullarımız da açılıyor. Okullarımızın, öğrencilerimizin sağlığı açısından, eğitimin devamlılığı açısından son derece değerli. Biz bir yılı kaybettik. Yani bu nesil açısından telafisi oldukça çaba gerektiren bir kaybımız var. Öğrencilerin kazanımları, sosyalleşmeler açısından bunu telafi etmeye çalışacağız ama bunun etkileri sadece bu yıl değil, önümüzdeki belki 10 yıl, 15 yılda devam edecek. Onun için hepimizin bu vatana karşı insanlık olarak sorumluluğumuz, bu sorumluluklarımıza dikkat etmemiz ve kurallara uyarak bu hastalıkla beraber yaşamamız, hastalığın bizi yönetmesine fırsat vermeden bizim onu yönetmemiz gerekir. Çalışma hayatında, sanayide durum ne? Yani orada sizin mesela Ankara örneğinde verecek olursak yeteri kadar aşılama yapıldığını söyleyebilir miyiz sanayi sektöründe? Oldukça yüksek rakamlar. Yani sanayide %99'lar civarında olduğunu tahmin ediyorum ben. Tek tük çeşitli mazeretleri ve korkuları yüzünden aşı olmayanlar var. Ama sanayide ciddi bir aşılanma var. Zaten bulaşın kaynağı sanayi değildi. İşletmelerimiz bu konuda işlerin devamlılığı açısından son derece dikkatli davrandılar. Çalışanlarımız da, işletmelerimiz de. Özellikle biraz böyle
daha kurumsal hale gelmiş işletmelerimizde son derece güzel uygulamalar oldu. Bulaşın asıl kaynağı aile. Yani işte komşu ziyaretleri, düğünler, toplantılar, işte çay süpürgeleri, sohbetleri. Ama etkisi her yer oluyor. Evet, yani çalışanlarımızdan kaynaklı bir bulaş veya iş yerinden kaynaklı bir bulaş yok denecek kadar az. Ama işte tatilde geçirilen süreler, evde geçirilen süreler bu şeyi, hastalığı iş yerlerine de taşıdılar. Yani iş yerimizde de pozitif çıkanlar oldu. Ama iş yerinde bulaş olmadı. Çok teşekkür ederim. Değerlendirmeniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikteydik. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını ve sanayi sektöründeki son durumu konuştuk. Söz tekrar İstanbul'da. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ankara Haber Müdürümüz Murat Ovucu konuyla beraber Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile değerlendirdi. Devam ediyoruz. Evet, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir buluşma gerçekleştirdi demiştik. Buradaki gündem maddeleri neler? Hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Biraz o tarafa baktığımızda aşılamayla beraber iktisadi faaliyetteki iyileşmeden bahsediliyor. İstihdam ve cari dengeyi aşılamanın olumlu etkilediği ifade ediliyor. Tabii bir taraftan yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesine dair bir beklenti de var. Daha önce de paylaşılmıştı bu beklenti. Enflasyon keza son çeyrekte düşüşe geçeceği ifade edilmekle beraber dış ticaret açığı verilen ülkelerle swap anlaşmalarının yapılmaya devam edilmesi. Bu yönde de bir istek olduğu ifade edilmekte. Şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilfer Sezgin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi merhabalar, teşekkür ederiz. Ben kısaca bahsettim öne çıkan başlıklardan. Dilerseniz bu cari dengedeki iyileşme beklentisinden bahsedelim. Daha önce de yine yapılan açıklamalarda iyileşme beklentisi vardı ve hatta bunun da işte enflasyonda da kurda da olumlu emareleri beraberinde getireceği ifade edilmişti. Ne dersiniz? Evet, birkaç aydır Merkez Bankası Başkanı bu yöndeki mesajlarını çeşitli vesilelerle veriyor. Cari dengede özellikle turizm gelirlerinin canlanması, ki bu aşılama burada tabii ki çok etkili. Altın ithalatı geçen sene rekor kırmıştı. Burada bir olumlu gidişat var. Altın ithalatının düştüğünü görüyoruz. Ayrıca bütün dünyada aşılama hızlandığı için dünyada da büyüme potansiyelinin çok üzerinde seyrediyor. Güçlü bir büyüme görünümü var. Özellikle Avrupa'nın da olumlu bir büyüme performansı sergilediğini görüyoruz. Bu da bizim ihracatımıza çok olumlu yansıyor. Dolayısıyla 3 kanal birden cari dengedeki iyileşmeyi beraberinde getiriyor. Şu anda bizim yaptığımız hesaplamalar yılın kalanında cari açıktaki düşüşün devam edeceğini işaret ediyor. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası'nın beklentisi biraz daha olumlu. Her ay ya da yılın kalanındaki ayların toplamında bir cari fazla vereceği yönünde bir beklentisi olduğunu görüyoruz Merkez Bankası'nın. Biz henüz o kadar olumlu bir tahmin yapmıyoruz ama biz de cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii cari denge özellikle döviz piyasası üzerindeki etkileri sebebiyle enflasyon açısından da oldukça önemli. Biz döviz mevduatlarda bir artış olduğunu görüyoruz ama bunun beraberinde Türk lirası mevduatlarda da bir artış var. Bugün Merkez Bankası Başkanı buna da değindi. Burada ikisinin bir arada gerçekleşiyor olması bir dolarizasyon eğiliminden ziyade burada bir sisteme bir efektif para girişi olabileceğini işaret ediyor. Bunun da turizmle ilişkili olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Tabii ki böyle hani net veriler yok ama genel olarak turizm sezonunda böyle bir şeyin yaşanıyor olması sisteme bu kanalla bir efektif girişi olabileceğine işaret ediyor. Ben bugün elbette bu cari denge konusundaki tespitler ve verilen mesajlar önemliydi ama ben bugün Merkez Bankası Başkanı'nın çok daha önemli iki mesaj verdiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi enflasyonla ilgili. Merkez Bankası biliyorsunuz iki tane kritik söylemi var bunu politika metinlerinde yineliyor. Bir tanesi
enflasyonun üzerinde faiz belirleneceği yönündeki mesajı. Diğeri de enflasyonda düşüş olana kadar para politikasının sıkı duracağı yönündeki mesajlar. Bugün bu mesajlara ek olarak Merkez Bankası'nın biraz daha enflasyon, manşet enflasyondan ziyade enflasyonda geçici etkiler yaratan gıda gibi, emtia fiyatları gibi unsurların dışlanarak daha çekirdek enflasyon veya ana eğilim de diyebiliriz. Bu çekirdek enflasyona veya ana eğilim, enflasyonun ana eğilimine odaklanmak gerektiği, dünyada da yani sadece Türkiye'de değil, IMF'ye de hatta referans verdi başkan, dünyada da enflasyonun yükselmesine sebep olan geçici unsurların dışındaki enflasyon gelişmelerine para politikalarının odaklanmaya başladığını, bunları dikkate aldığını belirtti. Bu bence önemli bir detay, çünkü önümüzdeki dönemde biliyoruz ki manşet enflasyon biraz yüksek seyredecek. Öyle çok kolay kolay arzu ettiğimiz seviyelere inmeyecek. Özellikle son çeyreğe kadar tablo öyle görünüyor. Ama eğer burada başımızı döndürüp manşet enflasyon yerine ana eğilime, gıda dışı enflasyona bakacak olursak orada biraz daha olumlu bir tablo biz öngörüyoruz. Muhtemelen piyasa öngörüleri de bu şekildedir. Dolayısıyla eğer Merkez Bankası bir strateji değiştirirse ve manşet yerine ana eğilime odaklanırsa veya gıda dışı enflasyona odaklanırsa, o zaman faiz kararlarında da şu an piyasanın öngördüğünden daha erken bir faiz indirimi görme ihtimalimiz olabilir. Bugünkü toplantı tabii teknik bir toplantı. Çok büyük politika mesajları verilmedi. Ben bunu kendi çıkarımım olarak söylüyorum. Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona dikkat çekmesi ve buradaki işte dünyadaki değişen bakış açılarına referans vermesi bana biraz böyle bir gelişmenin önümüzdeki dönemde gündeme gelebileceğini düşündürüyor. Gerçekten de baktığınız zaman dünyanın her yerinde manşet enflasyon hedef seviyelerin iki katına gelmiş durumda. Biliyorsunuz gelişmiş ülkelerde %2 ama Amerika'da örneğin %5 seviyeyi konuşuyoruz. Avrupa keza enflasyon benzer şekilde yükseliyor. Ama bu merkez bankalarının hiçbiri para politikasını sıkılaştırmıyor. Çünkü enflasyonda yükselişe sebep olan geçici unsurlar olduğu değerlendiriliyor. Biraz daha orta vadeye odaklanılıyor. Evet, enflasyonla ilgili konuşmaya devam edersek burada tahminlerinizi de almak isterim. Mesela Cuma günü gelecek rakamla ilgili bir düşüş beklentisi paylaşanlar da var. Keza daha belirgin düşüşleri son çeyrekte görmeyi beklediklerini ifade ediyorlar genel anlamda analistler. Siz ne dersiniz? Nasıl bir yerden kapanacak yıl sonu enflasyon? Biz de önümüzdeki Cuma günü enflasyon geliyor. Düşüş bekliyoruz. Ağustos ayı enflasyonunu göreceğiz. Hatırlatmak gerekirse otomobilde ÖTV indirimleri yapılmıştı. Bu indirimlerin satış fiyatlarına da bir kısmının yansıdığını düşünüyoruz. Bunun da etkisiyle %19 seviyesinin altına ineceğimizi düşünüyoruz. 18.95'teydik. Biraz daha geri çekilme bekliyoruz. Ama biz daha belirgin olarak düşüşün yılın son çeyreğinde görüleceğini tahmin ediyoruz. Sene sonu beklentimiz %16,5. Daha önceden 14,5 bekliyorduk ama onu biraz temel eğilim beklediğimizden kötü gittiği için biraz emtia fiyatları vesaire yukarı revize ettik %16,5 seviyesine. Merkez Bankası'nın beklentisi %14,5 ama benim görebildiğim kadarıyla piyasa görüşleri Merkez Bankası tahminine kıyasla biraz daha olumsuz seyrediyor. Gelecek sene için tabii artık biraz da gelecek seneye de odaklanıyoruz. Merkez Bankası gelecek senenin sonunda %8'in altına indirmeyi hedefliyor enflasyonu. Ara hedefi yanlış hatırlamıyorsam %7,8. Ama piyasa beklentileri şu anda çifthanede. Biz de çifthanede enflasyon beklemeye devam ediyoruz. Önümüzde böyle bir enflasyon görünümü olunca tabii Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gideceğini tahmin ediyoruz. Biz indirimin normalde sene sonunda başlamasını öngördük ana senaryomuzda. Ama benim dediğim gibi bugün Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar ve benim edindiğim intiba diyelim biraz daha sanki bu indirimin özellikle enflasyonda gıda dışı kalemlerin olumlu seyretmesi durumunda bu indirimin biraz daha öne gelme ihtimali olduğunu söylüyor. Ben son aylarda olmasını bekliyordum ama dediğim gibi biraz daha öne gelebilir faiz indirimi. Gelecek seneye bakacak olursak da tabii biz enflasyonda düşüşün devam etmesini beklediğimiz için
Merkez Bankası'ndan gelecek sene de indirimler bekliyoruz. Bizim beklediğimiz gibi 12'lere gelen bir enflasyon tabii şu anki 19 seviyesindeki politika faiziyle kıyaslayınca oldukça belirgin bir indirim alanı olduğuna işaret ediyor. Bu arada tabii sadece faiz politikası değil, bugün Merkez Bankası kredilerle ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Zaten son dönemde medyada da yer alıyor bu bilgiler. Toplam kredi büyüme hızının rahatsızlık verici olmadığını, burada yavaşlatma ihtiyacı görmediklerini ama kredi kompozisyonunda bir iyileşme ihtiyacı olduğunu belirtti başkan. Burada da bireysel kredilerde bir yavaşlatmaya yönelik, hız kesmesini sağlamaya yönelik bazı makro ihtiyati tedbirler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bu Merkez Bankası tarafından da yapılabilecek makro ihtiyati adımlar olabilir ama diğer kurumlarla, işte BDDK olabilir, başka kurumlar olabilir, diğer kurumlarla da ortak bir makro ihtiyati politika geliştirilmesi yönünde çalışmalar olduğunu ifade etti. Bir de tabii rezerv konusuna değindi. Biliyorsunuz hem IMF'den gelen bu özel çekme hakkı SDR tahsisatı sayesinde hem de swap anlaşmaları sayesinde, siz de zaten sunarken bahsettiniz, bir rezerv artışı yönünde bir takım gelişmeler var. Bu politikaların önümüzdeki dönemde devam edeceğini, ihracat reskont kredileri yoluyla rezervlere yapılan, sağlanan katkının arttırılmasına yönelik bir takım politikalar geliştirmeye çalıştıklarını belirtti başkan. Muhtemelen önümüzdeki dönemde biz bu gelişmelere dair daha net bilgiler ediniyor olacağız. Evet, rezervlere siz değindiniz ama orayı biraz açalım isterseniz, hem swap anlaşmalarını hem de rezerv tarafını. Şimdi 30 milyar dolar civarında bir artış var. 115-120 milyar dolar bandına gelmiş durumda. Bir taraftan bahsediyoruz elbette ama işte bu Nisan-Ağustos döneminde yapılan swap anlaşmaları, en son Güney Kore ile yapılan bir anlaşma vardı. Bahsettiğiniz gibi bir taraftan reskont kredileri var, bir taraftan zorunlu karşılık adımlarının katkıları var. Gelinen noktada rezervleri değerlendirmek adına neler ifade edilebilir, hangi ülkelerle başka swap anlaşmaları yapılabilir? Çünkü bir taraftan da dış ticaret açığı verilen ülkelerle swap anlaşmaları yapma noktasında isteklerin sürdüğü ifade edildi. Evet. Yerel para cinsinden ihracatı yapılan ülkelerle yapılmaya çalışıldığı bu swap anlaşmalarının veya yerel para cinsinden ticaret yapma ihtimalimiz olan ülkelerle yapılacağı söylendi. Ülke ismi söylersem çok spekülatif olur, bir bilgim yok o konuda ama ben şöyle bakıyorum, bu swap anlaşmaları üzerine sıklıkla resmi otoriteler tarafından vurgu yapıldığı üzere acil bir piyasaya bir döviz kitlesi sağlamak veya dövizde yaşanabilecek oynaklıkları kontrol etmek gibi maksatlarla yapılmıyor. Önemli olan burası bence. Daha ziyade dış ticaretin finansmanına ilişkin yapılıyor. Bu da ne demek? Orta uzun vadede bizim dış açığımız kaynaklı döviz kurlarında yaşanabilecek baskıları, bu bir ani şok olmayabilir. Yani kademeli olarak zaman içinde yaşanabilecek Türk lirasının değer kaybı baskılarını yönetmeye yönelik, bu baskıları hafifletmeye yönelik adımlar olarak görmek lazım. Yani biz bu swap anlaşmalarının, evet, piyasada bir haber değeri var, bir haber etkisiyle kur üzerinde bir etkisi, yansıması olabilir ama asıl burada amaç daha uzun vadede Türk lirasının daha istikrarlı seyretmesine yönelik adımlar diye düşünmek lazım. Rezervlere evet katkı yapıyor, brüt rezervlere, ama biliyorsunuz artık swaplar hayatımıza girdikten sonra yatırımcılar biraz daha swapları dışlayarak rezerv takibi yapma eğilimindeler. Dolayısıyla swap kanalıyla brüt rezervde yaşanan artış genelde yatırımcı gözünde iskonto ediliyor. Biz daha ziyade ihracat reskont kredileriyle sağlanan artışlara odaklanıyoruz. Orayı biraz daha kıymetli ve kaliteli buluyoruz. Ama tabii ki swap kanalıyla elde edilen rezervinde en azından bir rasyoları iyileştirme, bizim kısa vadeli dış borç stokumuzu rezervlerle karşılama potansiyelimizi arttırmak gibi bir takım olumlu etkileri var. Ama dediğim gibi daha detaylı bakan analistler, uzmanlar biraz daha swapları dışlayarak bakma eğilimindeler. Brüt rezervlerimiz hem zorunlu karşılık artışlarıyla, hem ihracat reskont kredileri, hem swap, hem de IMF ile yapılan, aslında IMF ile bir anlaşma yapılmadı. IMF bütün üye ülkelere bu ilave kota tahsisatını yaptı. Bütün ülkeler kendi payları oranında bu rezervden faydalandılar.
Bazı ülkeler çok daha fazla, bazı ülkeler çok daha az. Türkiye'de 6 milyar dolar civarında bu ilave tahsisattan faydalandı. Bu da tabii yine brüt rezervlerimizi destekleyen olumlu bir gelişme, daha kaliteli bir rezerv olarak bunu görebiliriz. Peki büyümeye dair sizden de bir yorum rica edelim öyleyse. Şimdi 21,7 oranında bir büyümeden bahsediyoruz. Tabii ki içerisinde baz etkisi de var. Şimdi bir taraftan işte yerleşik hane halkı tüketim harcamalarına baktığımızda burada ikinci çeyrek rakamında yıllık %22,9'luk bir artış var. Fakat özel tüketim 13,8 puan katkı göstermişken net ihracata baktığımızda ikinci sırada 6,9 puanla yatırımlardan 5,4 puanlık bir katkı var. Sektörel anlamda en büyük katkıyı hizmetlerin verdiğini, en yüksek büyümeyi hizmetlerde gördüğümüzü ifade edebiliriz. Bir taraftan öncü göstergelere de baktığımız vakit özellikle üçüncü çeyrekte de bir dış talep etkisinden bahsediliyor, güçlü seyrettiği ifade ediliyor. Bununla ilgili nasıl bir yorum yapılabilir? Bir yandan yukarı yönlü revize de ediliyor tahminler sonraki çeyrekler ve yıl geneli için. Evet, bizim de %6'ydı bu yılın tamamı için resmi büyüme beklentimiz ama uzunca bir süredir bunun aşılacağını biz de görüyoruz, söylüyoruz. %7,7'ye revize ettik biz büyüme tahminimizi. Bu veri yayınlanmadan önce etmiştik. Ama bunun da aşılma ihtimali var. Üçüncü çeyrek itibariyle ana eğilime dair göstergeler olumlu seyrediyor. Kredilerde de olumlu seyir devam ediyor. Dolayısıyla biz üçüncü çeyrekte de olumlu bir büyüme performansı görüleceğini düşünüyoruz. Ama bir miktar dikkat ederseniz bütün dünyada, hani sadece Türkiye'de de değil, bütün dünyada bir miktar bu büyüme döngüsündeki en olumlu performansın, en iyi momentumun yaşandığı dönemin geride kalmış olabileceğini görüyoruz. Dünyada da PMI verilerinde bir geri çekilme görüyoruz. Bu tabii bizim için de önemli çünkü ihracat kanalından bizi de etkiliyor. Dolayısıyla ben hani %8 civarında bir büyümenin olası olduğunu düşünüyorum ama son çeyreklerde yani hem içinde bulunduğumuz çeyreğin ilerleyen aylarında hem de gelecek çeyrekte bir miktar bir hız kaybı olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle olursa %8 çok aşılmayabilir. Şu an piyasa iyice tahminleri böyle çok daha hatta 9'lar falan da görüyoruz. Daha yukarı yönlü revize etme eğiliminde. Evet. Ama ben şimdilik biraz daha temkinli kalmayı yeğliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. Evet, İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizimle beraber hem Merkez Bankası yatırımcı sunumunu hem de büyüme rakamını konuştuk. Şimdi kuraklık desteklerinden bahsedeceğiz. Kuraklıktan etkilenen çiftçilere dönüm başına 100 liraya kadar destekleme ödemesi yapılacak. İlgili Cumhurbaşkanı kararı ise resmi gazetede yayımlanmış durumda. Detayını izleyelim. Çiftçilerin beklediği haber geldi. Hükümet kuraklıktan etkilenen üreticileri destekleme kararı aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere dönüm başına 100 liraya kadar destekleme ödemesi yapılacak. Destekten 2021 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan kuru şartlarda arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olan üreticiler yararlanacak. Destekleme ödemesi verim kaybının yüzdesine göre verilecek. %30 ile %39 arasında verim kaybı olan üreticiye dönüm başına 30 lira, ürünün tamamını kaybeden üreticiye dönüm başına 100 lira ödeme yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Türkiye hidroelektrikteki kapasitesiyle en yüksek kapasiteye sahip ilk 10 ülke arasına girdi. 2020'de hidroelektrik kapasitesini 2500 megawatt daha yükselten Türkiye bu performansla hem Çin'den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke olduğu hem de 30.984 megawatt kapasiteyle ilk 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye'nin hidroelektrikteki kapasitesi 2020'de devreye aldığı 2500 megawattla 30.984'e çıktı. Bu performansla Türkiye'yi dünyada bu alanda en yüksek kapasiteye sahip ilk 10 ülkeden biri yaptı. Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumu'nun verilerine göre Türkiye 2500 megawattla 2020'de Çin'den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke oldu. Ülkelerin hidroelektrik kapasitelerine bakıldığında ise Türkiye ilk 10'da yer aldı.
Çin 370 bin megawattlık hidroelektrik kapasitesiyle listenin birinci sırasını temsil ederken Brezilya 103 bin, Amerika Birleşik Devletleri 102 bin, Kanada 82 bin, Hindistan ise 50 500 megawattlık bir kapasiteye ulaştı. Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla ise 31.436 megawata ulaştı. Bu dönemde 98.264 megawata çıkan elektrik kurulu gücünün yaklaşık 52 bin megawattını da yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Hidroelektrik, Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinin %32'sini oluştururken yenilenebilir enerji kurulu gücünden %60 pay aldı. Hidroelektrik santrallerinin sayısı ise Temmuz sonu itibarıyla 735'e ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, salgın sürecinde finans ve reel kesimin koşullarını rahatlattıklarını belirtti ve bundan sonra da kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını tesis edeceklerini söyledi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, salgın sürecinde uygulamaya koydukları tedbirlerle finansal ve reel kesimin olağan dışı zorlayıcı koşulları daha rahat karşılamasını sağladıklarını ifade etti. Akben, BDDK'nın 21. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Akben, geçen 21 yıllık dönemde ülkenin kaydettiği ekonomik büyümenin sağlam bankacılık sistemiyle desteklendiğinin altını çizdi. Akben, finansal teknolojilerde gelişim ve tüketici davranışlarındaki değişimle birlikte, gelecek 20 yılın önceki 20 yıldan daha farklı bir bankacılık sektörüne zemin hazırladığının farkında olduklarını belirtti. Kurumumuz, bankacılık sektörünü şekillendirecek tüm dinamikleri yakından izlemekte, bu kapsamda paydaşlarıyla yakın temas halinde gerekli etki analizlerini gerçekleştirerek ve proaktif hareket ederek geleceğe yönelik düzenleme altyapısını sürekli geliştirmektedir. BDDK Başkanı Akben bundan sonra da kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını tesis edeceklerini de sözlerine ekledi. Bu haberle birlikte paranın yönünü noktalayacağız. 17'de yatırım günlüğüyle karşınızda olacağız. Yeniden görüşmek üzere.